Geldin mi kızım? Ah be kızım be. Seni merak ettim mi biliyorsun. İnsan bir arar, ne oldu ne gitti haber verir değil mi? Özür dilerim anne. Ben nerede dolaştığımı biliyor muyum? Oh, derdin biri bitiyor öbürü başlıyor anne. Ay ne o? Yoksa babam paranın hepsini harcamış mı? Sence babamda para kalır mı? Ha? Harcamış tabii. Ama ben bir yolunu buldum, verdim Cüneyt'in parasını. Nasıl hallettin? Anlatsana abla. Al işte. Yalan yalanı doğurdu gene değil mi? Anne ben istemiyor muyum dürüst olmayı? Ha? Ama ne yapsaydım? Yusuf'a eğer amcam bahane etmeseydim ne diyecektim? Nasıl isteyecektim o parayı? Hem o parayı bulmasaydım Cüneyt de Yusuf'un kapısına dayanacaktı. Biliyorsun nasıl bir çıkmazda olduğumu. Ayrıca ben o parayı borç istedim. Babam çalışmaya başladı. Kazandıkça 3-5 ödeyeceğim. Merak etme. Havva. Bak hiç kimse nedensiz yere kötülük etmez. Her yalan konuşanın kötülük edenin mutlaka geçerli bir nedeni vardır kızım. Ama bu gerçeği değiştirir mi? Hayır. Ya sebep ne olursa olsun. Sen bir kere nişanlını kandırdın. Onun günahını, vebalini aldın. Ya benim korkum nasıl başlarsan öyle gider diye. Anne. Mutlu muyum sence ben böyle? Öyle mi görünüyorum? Görmüyor musun halimi anne? Yüreğim ağzımda dolaşıyorum ya. Dolaşırsın tabii. Akla karıyı birbirine karıştırdın sen. Sonra da arabama çarptılar diye geçmiş karşıma ağlıyorsun. Ne alakası var şimdi bunun onunla? Ne alakası var? Çok alakası var. Havva. Bak bu dünya etme bulma dünyası. Ne yaşanıyorsa bu dünyada yaşanıyor. E Allah'ın sopası yok ki. Sen bir kere kötülük etmeye gör. Ya hiçbir işin rast gitmez. Günahın, vebalin teker teker insanın boynuna asılır. E Allah da razı gelmediği için ceremesi bir yerlerden çıkar böyle. Yani hiç böyle uzağa gitmeye gerek yok. Emsalleri ortada. Babana bak. Teyzene bir bak. Hangi işleri rast gidiyor? Sen dua et de Allah seni beterinden korusun. Amin, Allah korusun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.